Sedat Peker'in son ifşalarıyla ortaya çıkan borsadaki halka arz skandalı aslında Türkiye'de AKP iktidarı döneminde bu yolsuzluk, rüşvet, şirketlere çökme, şirketlerin el değiştirmesi işlerinin ne boyutlara vardığını gösteriyor. Bu son ifşaatın şöyle bir önemi var. İki açıdan önemi var. Öncelikle birincisi, ismini hiç duymadığımız, daha doğrusu görmediğimiz, halkın da hiç bilmediği danışmanlar üzerine kurulmuş bir rüşvet çarkı ilk defa ortaya çıktı ve bunun sermaye piyasası kurulu başkanıyla da ilgili olduğu belgelenmiş oldu. Bu açıdan önemli bir şey. İkincisi ise borsa gibi esasında zaten temeli manipülasyona dayanan şirketlerin ucuz fon topladığı ve geçmişten bu yana Türkiye borsasında pek çok skandal yaşanmıştır. Pek çok manipülasyon olmuştur ama bu sefer durum biraz daha farklı. Şöyle ki birincisi sermaye piyasası kurulu gibi aslında bütün borsanın en azından kağıt üzerinde dahi olsa asgari düzeyde kurallı işlemesini sağlayan, küçük yatırımcıyı zarara uğramasını engellemekle görevli, şirketlerin sağlıklı bir şekilde işte burada fon toplamasını, birbirleriyle rekabet etmesini sağlamakla görevli bir kurumun başındaki kişinin halka arzlarda bir rüşvet çarkına bulaştığı iddiası var. Halka arzlar teknik bir mesele aslında. Bilançolarınız inceleniyor. Gerekli şartları yerine getirdiğiniz zaman borsada fon toplamanızı sağlıyor. Şimdi burada böyle bir rüşvet çarkı dönmüyorsa eğer ki yüzlerce şirketin işlem gördüğü bir yer, büyüklüğü, küçüklüğü, irili, ufaklı. Aslında ortaya çıkan rüşvet meblağlarının çok ötesinde bir miktarın söz konusu olduğunu tahmin etmek zor değil. Ve bu önemli. Bir üçüncüsü, şimdi borsa 2021'de özellikle rekorlar kırdı. Bu rekor oraya yönelen küçük yatırımcı sayısındaki bir rekordu ve halka arzlarda rekorlar yaşandı. Yani şöyle 2019'da sadece 6 şirket halka arz edilmişti. Toplanan fon ise 200 milyon lira civarındaydı. 2020'de şirket sayısı 8'e çıktı. 1 milyar lira civarında bir fon toplandı. Ama 2021'de 51 şirket, 50 aşkın şirket halka arz edildi. Toplanan fon miktarı ise 20 milyar lirayı aştı. 2022 ile kapsadığımız zaman toplam 80 şirkete yakın halka arz edildiğini ve 33,4 milyar liralık ilk anda bir fon toplandığını görüyoruz. Yani hem şirket sayısındaki bu artış hem toplanan fonlar bize bir şey anlatıyor. Üstelik Sedat Peker'in son ifşasında tam da bu döneme dair bir rüşvet çarkını anlatıyor, gösteriyor. Dolayısıyla bu son 1-2 yılda özellikle kur korumalı mevduat, enflasyon, faiz oranlarındaki oynamalar, sonra Merkez Bankası rezervleri, o 128 milyar dolar meşhur nasıl yakıldığını bir türlü ortaya çıkartamamız gibi şeyleri topladığımız zaman AKP'nin aslında hani bizim hep soygun, vurgun, rüşvet çarkı olarak anlattığımız ağın çok basit olmadığını, sadece suç ekonomisiyle de ilgili olmadığını, yani uyuşturucu kaçakçılığı, silah kaçakçılığı da ilgili olmadığını, sadece kamu ihaleleriyle de ilgili olmadığını görmüş olduk. Toplam olarak ekonominin finans sistemi de dahil bu işin içine kadar bulaştığını sezebiliyoruz buradan. Bunların hepsini delillendirmek şimdilik çok zor. Ama işin çok büyük olduğunu görüyoruz ve özellikle saray danışmanları çerçevesinde kurulmuş ağda baktığımız zaman bu mekanizmanın merkezinde sarayın bulunduğunu söylemek işte şaşırtıcı olmaz çıkan delillerden. Bu açıdan önemli. Şöyle bir şeyi de söylemek lazım. Daha önceki ifşaatlardan bir farkı var bunun aslında. Daha doğrusu sonuçları itibariyle bir farkı var. Doğuracağı sonuçlar itibariyle. Daha önce genelde mafyatik çete ilişkilerini, bunu siyasetle ilişkilerini ifşa ediyordu Sedat Peker. Bunun dışında çok çok önemli olmasına rağmen önüne silah kaçakçılığını, uyuşturucu kaçakçılığını ifşa ediyordu ama toplum açısından bunlar suç ekonomisi kategorisinde olduğu için kendi hayatlarını direkt etkileyen şeyler olarak görmüyorlardı. Ama borsa öyle değil. Borsa sadece borsada Türkiye ekonomisindeki işte finans alanının merkezinde yer almakla kalmıyor. Aynı zamanda milyonlarca insanın bir şekilde ya kolay kazanç yoluna ya parasını korumak için ya çaresizlikten de çok kısa açacağım biraz sonra. Çaresizlikten gittiği bunları ailelerine düşündüğümüz zaman çok büyük bir kesimi kapsıyor. Bu büyük kesim burada tabii ki şunu düşünemiyor.
Yani burada bir takım manipülasyonların olduğunu biliyorlar ki Türkiye zaten Türkiye'de de bu manipülasyonlara ceza vermesi gereken kurum sermaye piyasası kurumu. Bunu bildiği halde ama şuna da güveniyor. Nihayetinde borsaya açık şirkette manipülasyon olsa da sonuçları belirleyen işte bu işleri düzenleyen bir rüşvet çarkının olduğu kanısına asla kapılmazdı. Yani bu önemli bir şey. Çünkü 1 milyondan fazla insan son 1 yılda, 1,5 yılda borsaya girdi. Bu açıdan sonuçları ortaya çıkartılabilirse çok kişiyi etkileyecek bir skandal. Başka yönde şu, burada bir rüşvet ifşa oldu ama borsaya çok fazla şirket açıldığı düşünüldüğü zaman, bu şirketleri de incelediğimiz zaman özellikle son 2 yılda çoğunun aslında AKP zamanı büyümüş, kimi inşaat şirketleri, gayrimenkul şirketleri, enerji şirketleri olduğunu görüyoruz. Bir de çok fazla miktarda yandaş sermaye dediğimiz sermaye gruplarının son 1-2 yılda borsaya açıldıklarını görüyoruz. Bu açıdan da düşündüğümüz zaman aslında kurulan tezgah, çok açık bir soygun tezgahı demek lazım. Tezgah sadece rüşvetle de ilgili değil. Burada kamu ihaleleriyle beslenmiş, nepotizmle büyütülmüş sermaye grupları borsayı da belli ki bir halkın üzerinden ucuz fon sağlama, yeni sıcak para sağlama mekanizmasına çevirdiklerini söyleyebiliriz. Bu gösteriyor. Bu açıdan son ifşaatın eğer ki büyürse, sonuçları ortaya çıkarsa daha da geniş bir kesimi, daha da geniş bir alanı kapsadığını görmüş olacağız. Tabii bütün bunlar önümüzdeki döneme, sürece etki eder mi, seçime etki eder mi? Geçmişten ne fark var? Bunu da birkaç cümleyle söylemek gerekirse. Geçenlerde Timur Soykan da söylediği gibi yani artık bambaşka bir seviyedeyiz. Timur bunu özellikle geçmişte evet bazı savcılar, hakimler, çete, mafya üyeleriyle işbirliği yapıyordu. Bunlar bilinmeyen şeyler değil ama toplam bir hukuk mekanizmasının bizatihi çete faaliyetinin merkezinde yer alması, onu organize etmesi ilk defa karşılaştığımız bir durum. Burada da aynı şeyi görüyoruz. Geçmişte bürokratlar, siyasiler rüşvet çarkına bulaşmıştır, yolsuzluk yapmışlardır. Sermaye piyasasında, bankalarda pek çok aslında altı boş şirket, içi boş şirket vurgunu yapmıştır. Bunlar üzeri kapatılmıştır ki çok yakın bir dönemde Pimex olayı vardır. Daha önceki Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı'nın kendi şirketini halka açması ve o şirketin içini boşaltması var. Ama burada şunu görüyoruz, tıpkı o hukuk alanında olduğu gibi ekonomi bürokrasisinin tamamının, ekonominin araçlarının, iktidarın elindeki araçların tamamının da bu işlere seferber edilmesi gibi bir aşama görüyoruz. Bu açıdan geçmişten de çok farklı bir düzey bu. Haliyle iktidar değişmediği müddetçe, yani kesin bir dille iktidar değişmediği müddetçe, Türkiye'de bütün halk da mahkemelere koşup bu konuda suç duyurusunu yapsa herhangi bir soruşturma açmaları mümkün değil. Ama iktidar değiştikten sonra da sadece hukuka, bu aslında biraz ters gelecek. Genelde yargının el atması gereken bir konu olarak hep söylüyoruz ama sadece yargıya bırakılarak da temizlenecek bir mesele değil. Çünkü yine Sedat Peker bize bir şey anlatmıştı, bence çok önemliydi. Siz 1998'de Susurluk'tan sonra temiz toplum masallarla oyalanırken o temiz toplum için vitrine çıkartılan savcı beni cezaevinden erken tahliye etmişti diyor. Demek ki sadece yargıya da bırakılacak bir mesele değil. Herhangi bir iktidar değişiminde siyasetin doğrudan el atması gereken, arkasında durması gereken bir süreç olmadığı müddetçe dediğim gibi yargıyla da mevcut kanunlarla da çok kolay böyle temizlenecek bir çürümeyle, yozlaşmayla karşı karşıyayız. Temizlenmeyecek bir yozlaşmayla karşı karşıyayız. Ankara'daki Next Level AVM'si neredeyse bu Peker'in inşaatlarının hepsinde karşımıza çıktı. İşte Süleyman Soylu'nun kardeşi Ragıp Soylu'nun ofisinin orada olduğunu iddia etti. Bir takım rüşvet ilişkilerinin orada döndüğünü söyledi. Bu son Sermaye Piyasası Kurulu'nu merkezinde alan skandaldı da yine Next Level karşımıza çıktı. Oradaki bir danışmanlık firmasına gönderildiği şirketlerin rüşvet işinin oradan halledildiği ortaya çıkmıştı. Şimdi Next Level böylece aslında hem kendisi, kendi tarihi hem de bütün bu skandallarda yer tutması hem de adından dolayı aslında bir şey AKP'nin
soygun mekanizmasının bir simgesi, bir abidesi haline geldi. Hani bir sonraki aşamanın, ya sürekli bir sonraki aşamaya geçebilen bir soygunun simgesi haline geldi. Kısaca hatırlarsak Next Level'ı, esasında AKP'nin imar rantından başlayıp bugün borsaya kadar uzanan soygun tezgahının da neredeyse birebir kendi tarihinde taşıyan bir proje. Next Level Ankara'da bir AVM. Ziraat Bankası'na alınan krediyle yapıldı. Emlak Bankası'yla gelir ortaklığı işbirliği yapılarak inşa edildi. Yapan firma, inşaat şirketi, Erdoğan'ın hemşerisi, Ankara milletvekilinin eşinin bir şirketi. Bu şirket Next Level'ı yaptı, kredisini ödemedi. Krediyi ödemediği zaman AVM Ziraat Bankası'na devredildi. Bu ortaya çıkmıştı. Ama ondan sonra bu şirketin hızla büyüdüğünü gördük. Daha sonra Ankara'da Ego arazisi aynı şekilde Emlak GEO ile birlikte gelir ortaklığı anlaşmasıyla Ego arazisini aldı. İstanbul'da Beşiktaş'ta jandarmaya ait konutlar ona verildi. Ve tam da bizim bu borsa skandalını konuştuğumuz 2021 yılında bu şirket iki tane şirketini de borsaya açtı ve o dönem en fazla fon toplayan 5. şirket oldu borsada. 1 milyar liraya aşkın fon topladı. Yani baktığınız zaman bir arsadan borsaya uzanmış 21 yılı kapsayan bir soygun, rüşvet, yolsuzluk süreciyle, kesintisiz bir süreçle karşı karşıyayız.